sevgili iPhone izleyicileri. Bugün karşınızda iPad Air incelemesiyle bulunuyoruz. iPad Air, iPad Air denilemesine inceleme testlerini yapma ve karşılaştırma bölümüne hoş geldiniz. Hiç aklıma gelmedi. Kur'an çarpsın gelmedi. Yemin ederim gelmedi. iPad'ime su dökülsün gelmedi. iPhone'um çizilsin gelmedi. Zaten tepkim onadır. iPad Air biliyorsunuz 4. nesil iPad'den sonra piyasaya sürülmüş. Tasarımı iPad mini ile aynı olan rengi siyahtan griye doğru kaydırılmış. Beyazı hala beyaz olan. Yanlardan incelmiş. Kalınlığı azalmış. Yeni iPad'imiz aynı iPhone 5 SE'de olduğu gibi içinde biliyorsunuz A7 işlemci var. Ve 1 GB'a yakında 976 MB RAM var içinde. Şimdi bu yeni iPad Air'ın iPad 1, 2, 3, 4 ve mini karşısında nasıl sonuç verdiğine bakalım. Evet, şimdi açılma hızı testimize başlayalım. Bu hava elektriği verdiğim anda hepsine birden aynı anda açılma komutu gidecek. Ve hangisi daha hızlı açılıyor hep beraber göreceğiz. Hazırsanız 1, 2, 3. Elmalar geldi sevgili izleyiciler. iPad Air 1. iPad 1, 2. iPad 4 3. iPad 2 4. Herhalde bu sırada bu var. iPad mini 5. Ve iPad 3 6. olarak bitiriyor sevgili izleyiciler. Alkışlarla kendilerini kapan. Testlere başlayalım. Şimdi hemen Geekbench testimize başlayalım. iPad 1.1 içinde 5.1.1 işletim sistemi yüklü. Apple A4 1 GHz işlemci var. Eğer iOS 6'daysanız iPad 2 ile iOS 7'ye geçmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aynı şekilde iPhone 4'le de iOS 7'ye geçmenizi tavsiye etmediğim gibi. Bunun da içinde A5 1 GHz işlemci ve 503 MB RAM varmış. Derken zavallı üvey evlat iPad 3'e geliyoruz. Sadece 6 ay satışta kaldı. Kendisinin neredeyse 1 GB RAM'i var ve A5X 1 GHz işlemci var. Gördüğünüz gibi kendisinde 7.03 yüklü. iPad 4'e geliyoruz. iPad 4'te de 1 MB RAM var. Fakat kendisinde A6 1.4 GHz işlemci var. iPad mini'ye geldiğimiz zaman görüyoruz ki iPad mini A5 1 GHz işlemci, yani iPad 2 ile aynı işlemciye sahip ve 503 MB RAM'i var. Fakat garip bir şekilde bu alette iOS 7 gayet normal çalışmaktadır. Ve testimizin başrol oyuncusu iPad Air'a geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi kendisi de uçmuyor. Böyle lapıt diye düşüyor. ARM 1.39 GHz işlemcili A7. Apple A7 çip var içinde. Ve 1 GB'a yakın 976, hatta azalmış diğer yavrucaklara göre RAM var. Hemen Geekbench testimize başlayalım. Şuraya da çerezlik bir iPhone 5 SE koyalım. Bakalım iPhone 5 SE ile iPad Air aynı sonuçları verecek mi? iPad Air'ın sonucu 1479'a 2697 ve hemen ardından birinci nesil iPad 473 ile testi tamamlıyor. Kendisi puan olarak yüksek bir şey alamasa da gördüğünüz gibi kafa tutuyor hala en yeni iPad'e. iPhone 5 SE ise 1405'e 2512 sonucu verdi ve gördüğünüz gibi iPad Air'in biraz gerisinde kaldı. iPad 4 ise 783'e 1433 sonucu verdi. Tek çekirdekli sonuçta neredeyse yarı yarıya fark var diyebiliriz. iPad mini, iPad 2 ve iPad 3 bitirdi. Ve gördüğünüz gibi sonuçlar arasında çok büyük bir fark yok. 262'ye 489, 262'ye 499,
264'e 498 gibi sonuçlar elde ettik. Bu da iPad 2 ile iPad 3 arasında neredeyse bir fark olmadığını bize söylüyor. O zaman bu testi acaba sorgulasak mı biraz bilemedim. Şimdi devam edelim. iPad Air 3450 puanlı birinci oldu. iPad 4 2783 puanla ikinci oldu. iPad 2 2306 puanla üçüncü oldu. iPad 3 dördüncü. iPad Mini 5. Birinci nesil iPad'imiz de testi tamamladı. 1781 puan olarak kendisi de altıncılığa rahatlıkla oturdu. Şimdi SunSpider testimize geçelim. Bu milisaniyeler ne kadar düşükse o kadar iyi oluyor. Haliyle iPad Air 389 milisaniye ile birinci, iPad 4 tahmin ettiğiniz gibi 676 milisaniye ile ikinci, iPad Mini 1282 ile üçüncü, iPad 3 1284 ile dördüncü, iPad 2 1289 ile beşinci ve kardeşim sonucu nedir? 2687 milisaniye ile de birinci nesil iPad, gönüllülerin iPad'i 6. oluyor. Şimdi birinci nesil iPad'e bize bu testlerde katıldı ve kendini gösterdiği için ve diğer iPad'lere hiç üşenmeden baş tuttuğu için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle olan testlerimiz burada şimdilik sona erdi. Kendisini kenara koyup GraphicBench ve 3D Mark gibi diğer testlerle yolumuza devam edelim. Alkışlıyorum seni iPad. Eskiden bu iPad'i başka bir iPad'in üstüne koyup çekince iPad'ler sapıtıyordu. Bakalım hala oluyor mu? Yoksa sadece bunda mı oluyor? Aa, oldu! Bunda da oldu. Seni de bekliyoruz canım benim. Air'a bakalım, Air'da da oluyor mu? Böyle bir tik geliyor bunlara, böyle üstte koyup kaldırınca. Air yemedi bu arada bu numarayı. Şimdi gelelim GraphicBench testimize. Evet, testlerimiz sonuçlandı. iPad Air 1424 puan aldı ve saniyede 25 kare oynatmış. iPad 4 923'e 16 kare oynatarak ikinci oldu. Üçüncü iPad 3 356'ya 6.3 kare oynatabilmiş. Derken iPad Mini iPad 2 ezmiş, 179'a 3.2 kare oynatmış. Bu da 178'e 3.2 kare oynatarak acayip derecede Mini'nin altında ezilmiş bir puan farkla. Şimdi gelelim 3D Mark testimize. iPad Air 14.869'da birinci, iPad 4 10.954'de ikinci, iPad 3 4.071'le üçüncü, iPad 2 2679'la dördüncü ve iPad Mini 2665'le beşinci olarak bu testi tamamlıyor. Zil sesi testimiz için cihazlarımızda bulunan bir zil sesini olabilecek en yüksek ses seviyesinde çalıp Cem Beyciğimizin maharetiyle desibelini ölçüyoruz. Bu testimizin sonucunda da iPad Air bizi şaşırtmayarak 97.6 desibelle birinci olmayı başarıyor. Şimdi gelelim kamera testlerine. Öncelikle fotoğraf karşılaştırması yapalım. Bunun için biliyorsunuz bir sahne hazırlıyorum ve elimi bir yere sabitliyorum. Sadece iPad'leri değiştirerek aynı karenin fotoğrafını çekerek aynı anlaşılabilir sonucu elde etmeye çalışıyorum ve gördüğünüz gibi kameralar arasında çok büyük bir fark yok. Özellikle iPad 4 mini ve Air arasında neredeyse hiçbir fark yok. Video çekim kalitesi test karşılaştırma sonuçlarına bakacak olursak iPad 2 netleyemediği için fonu netlemiş. iPad 3, 4 mini ve Air arasındaki farkı sizin esas göz kararınıza bırakıyorum. Ne diyorsunuz, arada büyük bir fark var mı? Yok mu? Tabii ki bu görüntüler renk, ışık ve netlik açısından da düzenlenmemiş. Aynen iPad'den çıktığı gibi lap diye bu videoya konulmuş görüntüler. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ekran kalitesi testi yapabilmek için bütün cihazların ışıklarını sonuna kadar açıp otomatik ışık ayarlarını kapattım.
Kameranın altına, aynı ışığın altına hiçbir şeyi değiştirmeden bir bir dizdim ve duvar kağıtlarını tek tek açtım. Daha sonra iPad'lerin çerçevelerini de çıkarıp gördüğünüz gibi ekrana böyle yan yana dizdim ki çerçeveler, siyah çerçeve, beyaz çerçeve göz aldanmasına yol açmasın diye. Sonuçlar da bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi iPad 2'nin bu konuda biraz geride kalmış bir durumu gözler önüne seriliyor. Kendisi de utanç içinde ağladı bu çekimlerden sonra zaten. iPad Air'in içinde MIMO denen bir özellik var. Bu da çift Wi-Fi anteni anlamına geliyor. Çift Wi-Fi anteni de sizin Wi-Fi üzerindeki hızınızı iki misline çıkarıyor diyor Apple Beijing kendi kendine. Gördüğünüz gibi 6 tane iPad'i yan yana dizdiğiniz zaman, bir Wi-Fi'ye bağladığınız zaman iPad Air biraz üstünlük sağlıyor. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki kalabalık öğrenci evinde kızlı erkekli otururken sizin iPad'iniz internetten çok daha hızlı sayfa açacaktır. Asphalt 8 açılış hız testi yaptığımız zaman da görüyoruz ki iPad Air ve Mini'nin tuşları biraz geç bırakılsa da kendisi birinci açılıyor. Daha sonra 4, 3, 2 ve Mini şeklinde açılımlar devam ediyor. Ve Asphalt oyunumuzu şu sıralar bedava indirip aha oynayayım diye sevinip sonra içindeki her şeyin paralı olduğunu görüp sinirlenip oynamıyoruz. İyi günler Şahicim. İyi günler abi. Biz bizim çocuğa bir iPad Air almaya gelmiştik. Ne boy verelim, büyüdü vereyim. Teşekkürler. Uzaktan iPad mini sanmıştım. Uzaktan iPad mini sanmışmış. Yakınına geldim Air'miş. Yakınına gitmiş Air'miş. iPad 4 gibi büyük ama. iPad 4 gibi büyükmüş ama. Hele basenlerden erimiş. Hey hey. iPad Air. iPad'in kendisi Air'miş. Sanki biri miniyi şişirmiş. 135 gram verince uçan mekcan zannetti. Öyle olsa penguenler uçar. Tık tık yapmayın. Tık tık diye ses geliyor. Ben yapmıyorum. Gözüm bir yerden ısırdı. Gözü bir yerden ısırmış. Esmer saçın grileşmiş. Esmer saçı grileşmiş. Parmaklarımızı tanımasan da. Parmak parmak. Hele biz seni deliğinden biliriz. Hey, hey, ah. Wipe it here, ah. Seneye daha büyük çıkar mı? Air'ı toza katar mı? İki veren büyük case alsam. Prolaşınca da sığar mı? Air'i oturup doğru konuş benimle. Beklendiği gibi iPad Air son derece hızlı. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Tabii ki günümüzün teknolojisi iOS 7'ye ayak uydurabilmesi için iPad'in de bu denli hızlı olması gerekiyordu. iPad Air ile ilgili benim şahsi fikrimi merak ediyorsanız ben iPad Air'i son derece beğendim. Kendisi gördüğünüz gibi diğer iPad'lerden oldukça açık arayla daha hızlı ve daha iyi performans veriyor. Ayrıca daha küçük, daha hafif. Her ne kadar çok fazla hissedilmese de biraz daha hafif ve tasarımının yardımıyla daha da hafifmiş gibi geliyor. Çünkü elinize daha rahat oturuyor ve daha az kayıyor diğer iPad'lere kıyasla. Retinalı iPad mini'nin de aynı özelliklere ve aynı işlemciye ve aynı RAM'e sahip olduğunu düşünecek olursak aradaki tek fark boyut farkı, bu da sizin ne kadar büyük bir ekranla çalışmak istediğinize bağlı oluyor. Böylece siz daha büyük ekranda çalışmaktan daha çok keyif alıyorsanız iPad Air'i yok ben daha küçük ekranda
yedik bidik işlerimi hallederim diyorsanız mini iPad mini retinalıyı tercih edebilirsiniz gibi görünüyor. Tabii bunların net sonuçlarını retinalı iPad mini çıkınca test edince göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? iPad Air hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen bize şurada aşağılarda yorumlar bölümünde düşüncelerinizi belirtin. Ve şuralardan bir yerden de kanalımıza üye olmayı, bak şurada bir yerde düğmesi olması lazım. Şurada olabilir. Yok şurada bak. Yok bekle şurada. Şuna bas. Şuraya bas. Oradan bir yerden kanalımıza üye olmayı da ihmal etmeyin. Ayrıca müzik kanalımız açıldı. Onu da şeyini şuraya koyayım. Müzik kanalımız açıldı. Lütfen. Evet, bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Siz de benim gibi gereksiz kablolarla işi bitince kabloyu deli danalar gibi aynen bulduğu gibi saklayanlardan mısınız? Böyle hafif çevirerek aynen eski hizasına getirilir. Bak şuralar düzeltilir. Şuralarda düzeltilir. Şöyle kibarca. Sonra çıktı kutusuna. Şöyle aynen şu galiba biraz dönük duruyordu. Gıcır. Oops. How do I do it so that it's... Oops. I thought you were going to verbally tell me. I'm sorry. It's okay, baby.